Almak için gün sayan çiçeği burnunda gelin Gülşen söyledi. Eşi Ozan Çolakoğlu çaldı. Demet Akalın eşi Okan Kurt'u neden gazetecilere şikayet etti? Tatilcilerin akınına uğrayan Ege'nin incisi Bodrum'a gidiyoruz. Gülşen söyledi, eşi Ozan Çolakoğlu çaldı. Bodrum konserinin bir de misafiri vardı. Hadise Bodrum plaj konserinde yalık hava adeta salladı. Neredesin aşkım? Demet Akalın eşi Okan Kurt'u gazetecilere şikayet etti. Çocuğu dövdü gerçekten. Rezalet yani, şiddete hayır diyorum ben. Yalık havaktayız. Üç aylık hamile Gülşen ve eşi Ozan Çolakoğlu iş için Bodrum'dalar. Gülşen yakınlarıyla lojada, eşi Ozan Çolakoğlu DJ kabininde, Bodrumlu tatilciler pistte gündüz partisinde eğlendi. Gülşen bikinisinin üstüne tulum stili, şeffaf plaj kıyafeti, Ozan Çolakoğlu çiçekli bir gömlek giydi. Bu yazın en popüler şarkılarını çalan Ozan Çolakoğlu'nun bir saatlik programın ardından sahneye eşi Gülşen çıktı. Gülşen, Magazin 8 izleyenlerine de şarkı söyledi. Bu arada hem şarkı hem de kameramızın açısı yandan olunca 3 aylık hamile olan Gülşen'in göbeği de net bir şekilde görülmeye başladı maşallah. Gülşen'in bu konserde en özel misafiri şüphesiz karnındaki bebeğiydi. Konser sırasında sürekli eşiyle de göz göze gelen Gülşen, değerli eşine de alkış istedi. Bodrumlu tatilciler Gülşen şarkılarıyla adeta kendilerinden geçti. Konserde bir hayranı Gülşen'le fotoğraf çektirmek istedi. Ancak korumalar pür dikkatti. Gülşen'in konserinin ardından mekanda eğlence devam etti. Ancak bir görüntü dikkatimizi çekti. Bakar mısınız beyefendi sırtına nasıl bir mesaj yazmış? Aşk çikolata gibidir, araya fıstıklar girebilir mottosu Bodrum'da hayli tartışılacağı benziyor. Neyse, çikolatalar ve fıstıklar bir yana, kameramız sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz'ın yanında. Galatasaraylı Sabri ve eşi Yağmur Sarıoğlu'yla yakın dost olan internet fenomeni Kerimcan Durmaz'ın kısa gösterisinin ardından sahneye pop yıldızı Hadise çıktı. Neredesin aşkım? Neredesin aşkım? Neredesin aşkım?
neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Kara kara geceleri perde çekiyorsun. Aşka gidiyorum. Hadise sapsarı saçları, güneş gözlüğü ve plaj kıyafetleriyle en sevilen şarkılarını seslendirdi. Hadiseye özellikle çocukların ilgisi büyüktü. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hadise niye gelmedi diyorlar. İşte geldim. Öncelikle bugün benim için bugün bayram başladı. Çünkü annemle kardeşlerime kavuştum bugün. Hadise Prenses şarkısını da yüzlerce kişiyle birlikte canlı söyledi. İstersen bana ukala mukala. O Ses Türkiye'de yeni yetenekleri keşfeden Hadise, Bodrum'da da O Ses Türkiye elemelerine katılacak yeni adayları aradı resmen. Hadiseli Kerim Canlı gündüzlerden Cenk Erenli gecelere uzanalım. Bodrum hem iş hem de tatil için bulunmaz nimet diyor Cenk Eren. Bodrum'dayken hem çalışırken tabii ki tatil de oluyor. Yani atıyorum gündüz denize girme fırsatın oluyor. Öyle bizim tatilimiz. Hani gündüz ara sıra bir denize giriyoruz. Akşam da sahneye çıkıyoruz. ...1966 doğumlu Cenk Eren... ...20'lik delikanlılara meydan okurcasına... ...bir açıklama yapıyor. Gençlik. Gençlik. Dikkatli besleniyorum. İyi bakıyorum kendime. Ondan zaman rahat oluyor. Sporla falan aranız nasıl? Sporu sporcular yapsın. Hiç aranız yok. Yani. Hiç. Yürümeyi severim sadece o kadar. Demet Akalın da Bodrum'daydı. Akşam solist... Ama zaten bir ay şey yaptım, oturdum, dinlendim, çok iyi dinlendim, gezdim, tatilimi yaptım. Şimdi hazırım yani. Biraz şey yorucu oldu Bodrum, Kıbrıs, Kıbrıs tekrar Bodrum, İstanbul aktarmalı. Yani. Eşi Okan Kurt'un da rol aldığı Şerefime Namusuma klibi hayli ses getirdi. Klip valla güzel oldu. Şarkı zaten çok güzel bir şarkıydı. Soner'in şarkısıydı. Güzel oldu. Okan Bey'e tepkiler güzel. Çok inandırıcı oynamıştı. İnandırıcı çünkü çocuğu dövdü gerçekten. Rezalet yani. Şiddete hayır diyorum ben. Klipte bir kaza falan çekti. Ceza gelir mi sana acaba? Yok. Okan Beyler de kulisteymiş efendim. Köşeye gizlenmiş. Demet Akalın'ın kliplerinde sık sık boy göstermeye başladı malumunuz. Bayağı şeye girdi yani. Biliyorsun başkasına oynatmıyor. Sebep. Sence? Evet, sebep minik. Her şeyin bir sebebi olmalı. Deniz ne kadar güzel sorular soruyor. Bravo. Maliyetten. Ya hadi git maliyet falan filan. Niye yalan? Oyuncu maliyetten kurtarıyoruz. Her şeyi içeriden. Evet. Yalan ya yani. Kıskançlığın artık bu kadar yani. Profesyonelliğimi yaşayamıyorum arkadaşlar. Çok mutsuzum. Allah. Allah var ya adamı çarpar. Tabii bunlar hep şaka. Bu kadar artist meraklısı bir adamdık. Minik bayram da bitti artık sallam. Bayram açlığı vermezsen böyle olur. Bu arada Bodrum'da, Çeşme'de localara çuvalla para verdiğine dair haberlere de bir açıklık getirdi Demet Akalın. Loca siz de biliyorsunuz oranın beni misafir ettiğini. Hani veren olursa da eyvallah ama zaten ben yani tatil paramı hem burada da harcıyorum, orada da harcıyorum ama öyle deli paralar harcamam. Benim biliyorsun mücevher takıntım var. Ben deli deli paraları bir tek mücevhere veriyorum yani.
Hani locaya 2,5 milyar lira verilir mi? Tatildeysen, 3-5 günlüğüne gitmişsen bir yere bence verilir. Ama ben sağ olsun misafir ediliyorum yani. Püsküllü elbise, kafasında pırlanta, geriden takılan taç, ayakkabıları. Makyajı da 10 numaraydı Demet Akalın'ın. Hadi öyleyse bir de şarkılarını dinleyelim birlikte. Demet Akalın 2,5 saate yakın bir süre en sevilen şarkılarını Bodrum'da seslendirdi.